Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, 338 sıra sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu teklifinin 7. maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, kanunda 7. madde diyor ki kendi parasına güvenmeyen, kendi dilini yok sayan, kendi hukukuna güvenmeyen, kendi hazinesine güvenmeyen, kendi finansmanına güvenmeyen bir madde. Bunları yok sayıyor. Şimdi dolar olmuş 17,5 lira, euro olmuş 18,5 lira, Merkez Bankası rezervi -6 milyara ulaşmış, açlık sınırı 6.017 lira, yoksulluk sınırı 19.602 lira, asgari ücret 4.250 lira. Geçin babam geçin, harca babam haca. 1 litre benzin 28 lira. Çiftçimiz battı, kamyoncumuz battı. Asgari ücretlimiz, emeklimiz, esnafımız, memurumuz hepsi battı. Çocuklarımız, geçmişlerimiz, gençlerimiz, yaşlılarımız, hastalarımız, engellilerimiz ne durumda? Toplum neredeyse tamamı çıldırmanın eşiğinde. Ama bir kesim var ki onlar herkesten çok memnun. Her halinden memnun. Kimler mi? Yandaşlarınız, beşli çeteler ve sizler. Toplumumuz ve bizler bahanelerinizden artık bıktık, usandık. FETÖ devletin her zerresine girmiş diyoruz. Cevabınız kandırıldık. Döviz alır başını gider. Cevabınız dış mihraklar. Ekonomik kriz toplumun iyiliğine ipliğine kadar kurutur. Cevabınız yalnızca bizde mi? Dünyada kriz var. Halbuki kriz sadece Türkiye'de. Çiftçilerimiz önüne gübre ilaç atamaz. Cevabınız provokasyon yapma. Doktorlarımız feryat eder. Cevabınız beğenmezsen çek git. Yandaş vatandaş açım diye haykırır. Cevabınız kuru ekmek buluyorsan aç sayılmazsındır. Gençlerimiz işsizim, iş bulamıyorum der. İş çok ama siz iş beğenmiyorsunuz dersiniz. Bu sorulara cevap verdiğiniz cevapları bir kitapta toplasak İnanın siyasette piskinliğin geldiği son nokta ismiyle yok satacaktır. Hiç mi suçunuz yok? İş gücüne yatırım yapın dedik. Tarıma, Türk çiftçisine yatırım yapın. Dışarıdan ithal edecek bu çarkı sonsuza kadar döndüremezsiniz dedik. Sınırlarımız arkadaşlar bizimdir. Bizimdir ve bizim sınırlarımız namustur dedik. Ne yaptınız? Bak burada adaları bile hep birlikte biliyorsunuz yabancılara yani Yunanistan'a verdiniz. Şimdi kalkıyorsunuz burada döviz çoğaltmaya, döviz artırmak için şeyler üretmeye. Değerli arkadaşlar, bu yaptıklarınız da olmaz. Sizler oraya gökdelenler dikerek kendinizi yüceltmeye sanıyorsunuz. Hiç mi görmediniz Beyaz Sarayı? Hiç mi görmediniz Avrupa'daki Avrupa Parlamentosunu? Hiç öyle gökdelen tarzında mı? Hepsini yıktınız, yan yana getirdiniz. Ne yapacaklar bunlar bu arada? Birbirlerini gölgeleyecekler bu binalar. Şimdi değerli arkadaşlar, sizden önce bunları deneyenler oldu. Sizden önce kim denedi biliyor musunuz? İkinci Abdülhamid-i Sani. Değerli arkadaşlar, ülke açlıktan kırılırken Abdülhamid-i Sani gidip borsada oynuyordu. Gidip ülkesinin topraklarını kendisine tapılıyordu. Şimdi soruyorum, siz bu finans merkeziyle kendi kara paralarınızı dışarıya kaçırmak mı istiyorsunuz? Söyleyin bana. Şimdi Maliye Bakanlığı var, Hazine Bakanlığı var, SPK var, BDDK var, Varlık Fonu var. Bunların hepsini teker teker uğraşmayalım. Bir tane kurum olsun, onunla muhatap alalım, onunla biz istediklerimizi dışarıya gönderelim mi diyorsunuz? Göndermeye müsaade etmeyeceğiz. Bunu bilin. Bunu söyleyeyim sana. Sattıklarınızın hepsini biz yaptık. Sattıklarınızın hepsini. Hepsini biz yaptık. Cevap verme bana. Sorduklarımı git vatandaş alınlar. Şimdi Türk dili olmayan, Türk parası olmayan, Türk hukuku olmayan, Türk maliyesinin olmadığı. Sayın Başkan bir dakika arayacağız. Türk maliyetinin olmadığı. İstanbul'a alakası olmayan, 5 yıl dışarıda çalışmayana burada iş ver.
tamamlayın sayın. Adalarına, kendi adalarına sahip çıkamayan, basın özgürlüğü olmayan, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran, kadına çocuğa şiddet uygulayan, kadını çocuğu katleden katile iyi hal ve yüksek tahrik indirimi yapan, can ve mal güvenliği olmayan, gelir adaletsizliği dengesi olmayan, parasının itibarı olmadığı, güvenin endeksi en düşük olan, eğitimli insanların kaçmak istediği, gençlerin gelecek güvenli olmadığından dolayı dışarıya kaçan, vatandaşlık isteyene bedava vatandaş veren, müdahale etmeyelim lütfen. Çalışır vaziyette olan Türk Hava Kurumu uçaklarını uçurmayıp 2 milyon 110 bin dekar ormanı yakıp kül eden, 3 yılda yaklaşık 300 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanı mahveden demokrasi... Teşekkür ediyoruz sayın... Sayın Kayan, teşekkür ediyoruz. Sayın Kaya. Sayın Bülbül. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Şimdi kürsüden inen Cumhuriyet Halk Partili Hatip, cennet mekan Sultan Abdülhamit Han için şahsi mülkü olarak bir takım Osmanlı topraklarını kendi şahsi mülkü haline çevirmek noktasında ve tapularını kendi üzerine almak hususunda ve kendisinin borsada devamlı borsa oynayan bir kişi olarak tarif etmek suretiyle kanaatimizce çok yanlış bir ifadede bulunmuştur. Şimdi tarihçiler de herkesin de müttefikan bildiği, artık tartışmadan çok uzak olan, özellikle Sultan Abdülhamit'in Osmanlı mülkünde, buyurunuz efendim, özel stratejik yerleri, petrol sahalarını, maden alanlarını bizzat herhangi bir yapıya, herhangi bir dış odağa peşkeş çekilmemesi noktasında burada almış olduğu özel bir tedbir olarak bu yola başvurduğu herkese malum ve bunun emperyalizme karşı çok etkili bir yol olduğu da sonradan ortaya çıkmış ki bu araziler üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak iddia etmesinin de yolunu açmıştır bu hamleler. Dolayısıyla şimdi buralar üzerinden sanki şahsi olarak bir mal varlığı edinmek ve bir suistimal, bir istismar, efendime söyleyeyim, bu noktada kendi gücünü kötüye kullanmış gibi bir algı yaratmak, bu tür tarihi şahsiyetler üzerine doğru bir yaklaşım değildir. Biz bunu doğru... Buyurunuz efendim. Biz bunu doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Türkiye'nin bu suretle, tarihi hepimizin ortak geçmişinde bulunan bu şahsiyetler üzerinden Türkiye'de bir kutuplaşma temin edilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Sultan Abdülhamit Han da bizimdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir, Osmanlı Devleti de, Selçuk Devleti de bizimdir. Bu noktada onlara böyle bir ithamda bulunmak, doğru olmayan yaklaşımlarla, beyanlarla onların ruhlarını muazzep hale getirmek son derece yanlıştır. Bizler biliyoruz ki Sultan Abdülhamit Han'ın kurmuş olduğu müesseseler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda en önemli temel kaynaklardan birisi olmuştur. O dönemde yetişen nesil yeni cumhuriyeti kurmuşlardır. Bu noktada
imarından bayındırlığına, eğitiminden diğer alanına, savunma alanına varıncaya kadar yapılanları yok sayamayız. Tarihi şahsiyetleri tarihin genel kuralı çerçevesinde yaşadıkları dönem şartları üzerinden değerlendirdiğimizde asıl doğru sonuca erişebiliriz. Bu noktada hassasiyet göstermek son derece önemlidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler bu hassasiyetin gösterilmesini ve bu noktada bunların günlük siyasete alet edilmemesi gerektiğini bir defa daha dile getiriyor, saygılar sunuyorum. Sandaşma yok efendim. Efendim sandaşma değil. Yanılma var, onu düzeltmek istiyorum. Kayıtlara geçsin diye. Kayıtlara geçsin diye. Yerinizden efendim bir dakika size söz veriyorum. Buyurunuz efendim. Açalım mikrofonu. Açalım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, arkadaşımızın söylediği geçmiş şahsiyetlere bizim de saygımız var. Biz o konuda bir itirazda değiliz. Emperyalizmin o zamanki oyunlarını biz bugün arkadaşlarımızın gözünün önüne sermek istedik. Şimdi o zamanki oyunlarda kazandığı paraların hiçbirisi Türkiye'ye dönmedi. Hepsine emperyalist el koydu. Aynı zamanda bahsettiği bu kaynaklardan, bu doğal kaynaklardan tapularını da aynı zamanda Türkiye'ye vermediler. Devlet başkanının tapusu olduğundan dolayı, devlet yıkıldığından dolayı bunları veremeyiz dediler. Şimdi burada bir hususu ben özellikle söylemek istiyorum. Devlet başkanı kendi işleriyle değil toplumun işleriyle uğraşmak zorundadır. O zaman devlet ayakta durur diyorum. Teşekkür ediyorum. Eksiktir, fazladır bir şey diyemeyiz ama 1950 yılına kadar oradan hissedar olmuştur. Bu anlaşmalarda Türkiye'ye hak bahşeden, bu imkanı doğuran da Sultan Abdülhamit Han'ın bu dönemde atmış olduğu adımlardır. Bunun kayıtları. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden oylayayım, ondan sonra sayın. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Sayın Tunç. Başkanım, 2. Abdülhamit Han'la ilgili kısa bir söz ben de talep ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Hatip'in 2. Abdülhamit Han'la ilgili sözlerini kabul etmemiz mümkün değildir. 2. Abdülhamit Han Osmanlı'nın en zor zamanında uzun süre hükümdarlık yapmış ve çok büyük mücadeleler yapmış. Bizim tarihimizde gururla bahsettiğimiz bir değerimizdir. Ona bu kürsüden hakaret edilmesini elbette ki kabul edemeyiz. İkinci Abdülhamit Han 1876 kanuni esası ile ilk anayasayı ilan eden padişahtır ve ilk meclisi kurmuştur. Dolayısıyla o kurumlar belki bugünkü kurumlarımızın başlangıcıydı ve ülkesinin dört bir tarafını bayındırlık hizmetleriyle donatan demir. Buyurunuz efendim. Açalım. Ve bugün dahi konuştuğumuz ve hayata geçirmek istediğimiz Filyos projesi bile onun hayalidir. Dolayısıyla buradan 2. Abdülhamit Han'la ilgili ifade edilen sözleri kabul etmemiz mümkün değildir. Evet, tarihte ona çok hakaretler edilmiştir. Onun da sebebini biliyoruz. Emperyalistlere karşı çok büyük bir mücadele vermiştir ülkesi için. Buradan kendisini rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Geçtim diye söylüyorum. Tarihte hiç kimseyi eleştirmeyeceğiz diye bir bakış açısı mümkün değil. Böyle bir yaklaşım tarzı olamaz. Cumhuriyette de eleştireceğimiz insanlar varsa Cumhuriyet tarihimize de eleştiririz. Bu isterse devlet adamı olur, isterse cumhurbaşkanı olur. Bu ülkede darbe yoluyla cumhurbaşkanlığına gelen adamları ne kadar büyük yanlışlıklar yaptığını eleştirdik. Bunlar da cumhuriyetin içinde olmuştur. Eğer Osmanlı'nın içerisinde de yanlış varsa yanlışa yanlış deriz. Onun için herhangi bir siyasi partinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne akıl vermeye hakkı da yok, yetkisi de yok. Herkes kendi fikrini söyler.
herkesin fikrine saygımız vardır. Ama bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi tarihe saygı durmuyor, tarihi geçmişteki insanlara saygı duymuyor gibi bir yaklaşım kesinlikle yanlıştır. Diğer önergeyi okuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na görüşülmekte olan 338 sırasayılı kanun teklifin 7. maddesinin 2. fıkrasında yer alan mukavele, muhabere, hesap ve defterler ibaresinin mukavele ve muhabere şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Yılmaz Tunç Bartın, Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Ramazan Can, Kırıkkale Mustafa Demir, İstanbul Zemzem Gülender Açanal, Şanlıurfa Necip Nasır, İzmir milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. Gerekçeyi okutuyorum. Gerekçe, önergeyle yapılması öngörülen değişiklikte maddenin teklifin diğer maddeleriyle uyum sağlaması amaçlanmaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Kabul edilen önerge doğrultusunda 7. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 7. madde kabul edilmiştir. 1. bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Thank you.